şeyle başlayalım. Fragman ilk defa izlediniz herhalde hep birlikte. Öncelikle duygularınızı alakalı mı kısaca? Ben sizden bekliyorum. Ben anlatayım isterseniz. Ben izlemedim. kaçırdım. Neden izlemediğinizi anlatmaya başlayabilirsiniz. Ben yolculuğumu anlatayım. Genelde bir misin hissetti? Ulan neler kaçırdığını göreceksin. Ben, yani ben daha heyecanlıyım. Müthiş. Yani iki aylık bir süreç tabii. Öncesinde müthiş bir çalışma var ama bizim için de bir setteki o yoğun iki aylık sürecin en sonunda şimdi sadece bir iki dakikasını izledik. Tabii büyük bir heyecan var. 3 Şubat'ı bekliyoruz. Filmi vizyonda görmeyi çok ümit ediyoruz, istiyoruz artık. Ama ya yani şu 120 saniye bile çok çok etkiliydi, çok güzeldi. Tekrar ellerine sağlık abi, evet. Çok güzel bir iş oldu yani. Sizin de elinize sağlık. Yani gerçekten de böyle büyük bir iş olmuş yani. Gösteriyor, fragman gösteriyor. Onun için de seyircinin de seveceğine ben eminim. Ben de çok beğendim. Yani 2-3 kere izledik ama birden fazla izlenecek bir fragman. Ben filmin de birden fazla kez izleneceğini düşünüyorum. Çünkü sinemasal anlamda seyirciyi 3 boyutlu gibi yani o büyülü dünyanın içerisine sokuyor gerçekten. Ve işin içinde olmama rağmen bir seyirci gözüyle izledim ve ben çok etkilendim. Müzikler zaten şahane, görseller şahane. Yani hayal ettiğimden de daha da güzel olmuş gerçekten. Ellerinize, kollarınıza sağlık oldu. Yani buradan Avatar'a seslenmek istiyorum. Emin olsunlar. Onun Avatar'ı varsa bizim de prestij meselemiz var. Hakikaten film sen boyut deyince aklıma geldi. Yani biz tabii çekerken sahnelerin içinde bazen kayboluyoruz. Tam ne yaptığımızın farkında olmuyoruz bazen. Ama parçaların birleşmiş halini, az çok 2 dakikalık birleşmiş halini görünce çok büyük bir film içinde olduğum için gurur duyuyorum. Ve hani eğer olmasaydım da çok kıskanırdım. Ha, keşke beni de alsalar derdim diyeceğim bir iş. Çünkü biraz oyuncu egosunda o vardır yani. Ben de içinde olsam keşke diye. O yüzden de izlerken içinde olduğum için hakikaten çok gurur duydum, mutluluk duydum. Helal olsun Mahsun Hanım. Çok teşekkür ederim. Hepiniz tebrik ediyoruz. Hepiniz ellerine sağlık arkadaşlar. Emeğimizin karşılığını alacağız inşallah. Mahsun Bey sizden de dinleyelim. Hem bu filmi üretme sürecinizi hem de oyuncu kadrosunu bir araya getirmek hayalinizi kısaca anlatırsınız. Her şeyin ötesinde bu bir gerçek umut hikayesi. Şu anda hepimizin umuda ihtiyacı var. Biz ilk yola çıktığımız zaman çok umutluyduk. Hepimizin hayatları farklı olsa da başarıya giden yol aslında aynı, değişmez. Bunun içinde mücadele var, bunun içinde azim var, bunun içinde gerçekten iyi bir ekip çalışması var. Biz o dönemde bir ekiptik, 90'lı yıllarda. Bugün de bir ekibiz. Benim hayallerime ortak olan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hep birlikte güzel bir iş yaptık. Teknik ekibi, oyuncu kadromuz. Herkes çok inandı bu işe. Ben zaten yıllardır elimde benim bu filmi çekmek. En sonunda bunu başardık. Bugün işte fragman gösterimi oldu. Ben onların gözündeki heyecanı da anlıyorum. Ama film de çok güzel oldu. Filmi daha 2 gün önce bitirdim. Şimdi filmin artık müzikleriyle son aşamasındayız artık. Hayırlı olsun. Umarım Türkiye şu anda hepimizin umuda ihtiyacı var. Ve bu film de bir umut hikayesi. Hep beraber 3 Şubat'ı bekliyoruz. Teşekkür ederim. Önemli olan sizlerin de düşüncesi. Biz zaten işin içindeyiz aslında. Sizler de izlediniz. Çok coşkulu bir fragman izledim. Bayağı coşku vardı ama o tam olarak neyi anlatıyor? Resim müziği dönemini mi anlatıyor? Mümin Topaloğlu'nun hayatını mı anlatıyor? Etkileyeceğim. Ya da sektördeki gelişmeleri mi anlatıyor? Çok coşkuluydu. Tam olarak neyi anlattığını ben kavrayamadım. İşte göreceğim filmi. Filmi izleyin. Öyle mi göreceğiz? Tabii. Her şey fragmanda veremiyorsun. Peki geriye dönüp baktığınızda ne dersin? Yani yaşadığımız ya. Bir dönem biz bile hani az çok hani kuşağım yetişti o hikayeyi bilen, hikayenizi bilen gazeteciler olarak... Ya bu hikaye tam da kimse bilmiyor aslında. Çünkü ilk yola çıkışın hikayesi bu. Sadece yüzeysel olarak bilinen bir hikaye ama perde arkasında neler var bunu filmde izleyeceksiniz. Benim için özel bir film. Çünkü ben her sete gittiğimde Engin ve Mahmut'u yan yana görünce hep gözlerim doldu benim bu film boyunca. Birçok kez o yıllara gittim geldim. Çünkü Mahmut'un filmde olması,
Mahmut'un filmde oğlunun olması, hani onun yanında, kamera arkasında her engini gördüğümde farkında olmadan ben hep gittim geldim film boyunca. Filmin montajında da birçok kez gözlerimde oldu. Çok güzel günlerdi. Hilmi Bey aramızda yok, Hilmi abi. Zaten kendine mühasır bir insandı. Bir image maker, medya planlamacısı, yıldız avcısıydı. Umarım o da bizi bir yerlerden izliyordur. Dediğim gibi bu set benim için çok farklı ve de çok duygusal bir set oldu. Peki Engin, yani çok belki ya, o kadar iyi oynamış ki bütün oyuncular, kim kimdi falan diye böyle hani bir şey yapıp ve çok iyi bir topoloğlu olmuşsun, çok başarılı, çok beğendim. Sen neler söylersin hani ona dair ve hikayeye dair, sizde bıraktığı duyguya dair aslında? Ya biz fragmanla bile etkilendik ki siz hani gerçek bir hikaye ve bir umut hikayesini anlattığınız için benim çok duygulu ve çok farklı bir proje olacaktır hayatınızda. Ben biraz önce dediğim gibi aslında o dönemi hatırlıyorum biraz. Dolayısıyla da rahmetli Hilmi abiyi de hatırlıyorum. Tabii ki Masum abinin o dönemini de çok iyi hatırlıyorum. Tabii ufaktım, gençtim, daha çocuktum ben belki ama hatırlıyorum. Fakat sonra Masum abiyle buluştuktan sonra ve senaryo okuduktan sonra esasen Emir Topaloğlu'nun kim olduğunu ben o zaman öğrendim. Öğrenince aslında anladım ki gerçekten Türkiye'deki müzik piyasasına damga vurmuş çok önemli bir isim. Ve sadece işiyle de değil, karakteriyle de çok öne çıkmış, çok özel bir karakter. Çok hiperaktif, çok zeki, çok ortamın içerisinde herkesle birebir ilişki kuran, müthiş bir karakter. Dolayısıyla da bir oyuncu olarak elbette ki fiziksel anlamda benzerimlerine sıra ruhen de ona benzemek benim birinci görevimdi ve bu beni çok heyecanlandı. Tabii ki yanımda Masum abi vardı. Bu benim için büyük bir şanstı. Hep ondan dinledim. Onların hikayelerini dinledik. Sadece Masum abi değil, pek çok arkadaşının aslında setimize uğrayan gelen pek çok arkadaşlarından çok dinledik. Ama bütün bunların ötesinde ben galiba Hilmi abinin içindeki o müthiş heyecanı ve ateşi hissettiğini düşünüyorum. Onu hissettikten sonra tabii ki yönetmenimden de aldığım bütün şeyden sonra gerisini bıraktım diyebilirim yani. Bıraktıktan sonra da umarım ona layık bir şey olmuştur diye ümit ediyorum. İnşallah güzel olur. Filmdeki karakterlere en çok benzeyen isim Mahmut Bey'di herhalde, babasının anlamına. Nasıl sevdiniz kendini? Zorlandığınız zaman ya size kolay sağlayan taraflar oldu mu? Ya benimki tabii hani babamı hani oynamak, özellikle o döneme geri gitmek, hani onları tekrardan yaşamak çok farklıydı. Yani hiç kimsenin bence nasip olmayacağı bir şeydi kimse. Ve benim için çok önemliydi. Teşekkür ederim tekrar, çok yardımcı oldu bana hepsi. Özellikle Engin abi, Eser abi ve arkadaşlarımız. Beni çok iyi hazırladılar hepsi. Çok destek oldular. Biri geldi düştüm, biri geldi yükseldim. Hepsi sağ olsun hep yanındalardı. Ama babama da teşekkür ederim. Bana fırsat verdi. İyi bir yaşam düşünüyorum. Baban olmak nasıl? Biraz ondan bahsedelim. Babam olmak? Yani o ilginç bir şey ve hem benziyorsunuz evet. Ama hem de çok güzel bir şey. Ya şöyle bir şey var, hani ben babam dışarıdan gözle bakmak zorunda kaldığım bir işte aslında. Benziyoruz ama onun ruhunu da yaşamalıydı. Engin abi dediği gibi. O yüzden ben tabii onun yaşadığı zor şartlarda sağ olsun yaşatmadı beni. Ama o çok zor şartlar altında buralara gelmiş. Ben onu tekrardan hissettim, ben onu yaşamak zorundaydım. Benim için değişik farklı bir deneyim oldu aslında. Masum Bey, siz ne hissettiniz? Onunla birlikte ilk defa bir projeyi yer aldınız galiba. Sizin için özel bir anda. Ya dedim ya, çok duygusal aslında. Benim için bu unutulmayacak bir film olacak. Bu sadece benim için değil, sevgili Özcan Deniz için, sevgili Haluk Levent için de öyle. İşin solist olarak, bir müzisyen olarak baktığım zaman bu projeye, aslında geçmişten günümüze Haluk Levent'in, Özcan Deniz'in ve benim yapmış olduğumuz binlerce konser var arkadaşlar, yurt içinde, yurt dışında. Üçümüzün
toplam albüm tirajını size söylemeyeyim. İnanılmaz rakamlar. Bizim konserlerimize gelen, bizim albümlerimizi alan, bizim şarkılarımızla büyüyen inanılmaz bir nesil var. Ve bunların %10'u gelirse, inanın ki bu film hiç ummadığımız inanılmaz bir gişe rekoruyla gelebilir. Biz iyi bir iş yaptık. Samimi bir hikaye oldu. Dediğim gibi içinde umut var. Hepimizin şu anda umuda ihtiyacı var. Onun için bu film hem bize hem ülkeye iyi gelecek diye düşünüyorum. Çünkü içinde müzik var, içinde umut var. Her şey var filmde. Tamam mıdır arkadaşlar? Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Biz daha seyredeceğiz arkadaşlar. Son olarak şunu sorsaydım. Pandemi sonrası sinemalar zor günler geçirdi. Bazı filmlerin dijitale doğru satıldığını görüyoruz. Patlan filmler oldu. Siz hiç bu düşünceye girdiniz mi? Dijitale satmak gibi. Ben 16 yıl müziği sinema için bıraktım. Beyaz perde için bıraktım. Dijitalde olan bütün starlar, bütün arkadaşlar bizim bu filme gelecekler, galamıza bizi izleyecekler. Onlar da bizi yalnız bırakacaklar. Bir daha izleyelim, bir gidelim. Cevap düşünelim. Kestim abi. Bizim muhtaç hale geldik Mahsun. Kaç kaset yapmışsın, hiç beni tutmamış. Oğlum bana onu gelecek. Elbet bir gün başaracağım. Bombayı patlatıyorum. Akşama televizyondayız. Türkiye'nin köylerinde, kasabalarında, şehirlerinde her... Tamam. Böyle daha iyi. Açık mı abi? Murat, Derya Hanım, beyefendi için bir özel gösterim yapabilir miyim? Bana bir özel gösterim canım. Tamam. Ama kimse olmasın. Bitsi yaptıracağım. Sizin ilk eşinizin adı da Derya biliyorsunuz. Mustafa Bey'in eşinin adı Derya. Aa, evet. O zaman bir fotoğraf da alalım mı? Bir fotoğraf da alayım. Kabul ettim. Nasıl? Nasıl? Çok geç kalmış. Sen yine başladık. Son kez. Teşekkürler. Evet. Bu da. Renkli ışıkla ortak renkli ışıkla. İşte müzik dünyasının kalbinin attığı yer burası. Bu ne? Tencan abi manyaksın, bunu kim bu? Bunun içini kendi sarayıza dolduracağız. Tanıştırayım Mahsun Kırmızı Gül. Arabex, Türk halk müziğin her şeyi okurum. Ya onu ya beni seçeceksin. Ben Himni Topal olayım. Özür dileriz. Müziğin her şeyi okurum. Ya onu ya beni seçeceksin. Ben Hilmi Topal olayım. Özcan Deniz, seni stan yapacağım. Sen hep sokaklarda mı şarkı söyleyeceksin Haluk? Ya sen ne yapıyorsun? Sinema. Bu şirkete her gün haciz geliyor. Emeklerinize sağlık, mükemmel olmuş.